Milliyetçi Hareket Partisi'nin yeni genel merkez binasının açılışı vesilesiyle bugün bir araya gelmiş bulunuyoruz. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyor, teşrifleriniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Rahmetli başbuğumuz Alparslan Türkeş'in bu büyük projesinin gerçekleştiğini görmek bütün Türk milliyetçileri için haklı bir gurur kaynağı olmuştur. Bunun için büyük bir sevinç ve mutluluk duyuyoruz. Yegane üzüntümüz sevgili başbuğumuz 21. yüzyılın ihtiyaçlarını düşünerek başlattığı bu projenin hayata geçtiğini görmemiş olmasıdır. Büyük bir davayı temsil eden Milliyetçi Hareket'in büyük düşünmesi ve Türk milliyetçilerinin çağı yakalayıp geçmesi gerektiğine inanan merhum başbuğumuz bu büyük projenin fikri hazırlığını en ümitsiz günlerde başlatmıştır. Bu bakımdan bu görkemli bina başbuğumuzun eseridir. Sahibi de Milliyetçi Hareket'in vefakar ve çilekeş mensuplarıdır. Bu büyük eserin açılışını yapmak nasip olduğu için bundan büyük bir heyecan ve bahtiyarlık duyduğumu belirtmek isterim. Değerli dava arkadaşlarım, sayın misafirler, basınımızın değerli temsilcileri, Milliyetçi Hareket çok zor günlerden geçerek bu günlere gelmiştir. Milliyetçi Hareket'in cefakar mensupları bugüne kadar çok kısıtlı imkanlarla fakat büyük bir feragat ve fedakarlıkla görev yapmışlardır. Gün gelmiş, odun ve kömür bulunduğunda yanan sobaların ısıttığı küçük ve loş odalarda sürdürülen bu onur mücadelesiyle bu dava bugünlere taşınmıştır. Manevi gücünü sarsılmaz ülküsünden ve inançlarından alan ülkücüler hiçbir şeyden yılmadan Türk milliyetçiliği bayrağını dalgalandırmışlardır. Bugün göklere yükselen, üç hilali temsil eden bu modern eser, bu gücün, bu inancın ve bu azmin bir simgesidir. Türk milliyetçiliği fikriyatının ve Türkiye sevdasının geleceğe uzanan bir abidesidir. Bundan 4 yıl önce temelini attığımız bu eser Türkiye'de bir ilktir. Gerek estetik değeri, gerek mimari yapısı ve teknik donanımıyla Türkiye'nin ilk ve tek modern siyasi parti binasıdır. Burada bir hususu özellikle belirtmek istiyorum. Bu görkemli eserin inşaat masraflarının tamamı partimizin hazineden aldığı devlet yardımından karşılanmıştır. Bu konuda hiçbir kurum ve hiçbir şahsın maddi katkısı olmamıştır. Böyle bir katkı da hiçbir şekilde istenmemiştir. Şimdi burada açıkça söylüyorum. Eğer bir kimsenin şu veya bu şekilde tek bir lirası bu bina için harcanmış ise bugün çıksın ve söylesin. Devamını diyelim. Türkücüler genel merkez binalarını sadece ve sadece hazine yardımıyla yaptırmışlardır.
bunu bir büyük gönül huzuru ile ifade etmek isterim. Değerli misafirler, kıymetli basın mensupları, aziz dava arkadaşlarım, bugün Türk milleti için olduğu kadar bütün insanlık içinde çok önemli bir tarihin başlangıcıdır. Bilindiği üzere bundan 551 yıl önce Büyük Türk Hakanı Fatih Sultan Mehmet Han batının içinde boğulduğu skolastik düşünce batağının kapsadığı karanlık çağı kapatarak yeni bir çağ açmıştır. İstanbul'un fethi sadece bir şehrin fethi değildir. İstanbul'un fethi yeni bir uygarlığın, yeni bir çağın, yeni bir dünya ve insan anlayışının yükselişi olarak kavrandığı zaman gerçek anlamını bulacak bir olaydır. Bir çağ açmak tahmin edileceği gibi yeni fetihlerle mümkün olacak bir şey de değildir. Bir çağ açmak her şeyden önce bir döneme ait dünya görüşünü, siyaset anlayışını, devlet ve insan ilişkilerini, hatta teknolojiden iktisadi örgütlenmeye kadar bir çağı karakterize eden bütün hususiyetleri değiştirerek yeni olanı başlatmak demektir. Skolastik düşüncenin aklı kovduğu teokratik fanatizmin inanç ve düşünce özgürlüğünü yok ettiği, toprak üzerinde yaşayan insanların yarık köle haline geldiği, insanlık açısından ümitsizliğin hakim olduğu batı karşısında o gün Türk İslam medeniyetinin değerlerini yükselterek insanlığı bu karanlıklardan çıkartanlara, başta Fatih Sultan Mehmet Han olmak üzere o kutlu yürüyüşün yolcularına, dava arkadaşlarına, o medeniyetin manevi önderlerine buradan dualar göndererek onları rahmet anıyoruz. Aziz dava arkadaşlarım, değerli misafirler, insanlık için yeni bir çağ açan Türkler, bugün önlerine açılan 21. yüzyılda ne durumdadırlar? Bugün insanlığın ve Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı sorunlar nelerdir? Türkiye içerisinde bulunduğu çıkmazları nasıl aşabilir? Şimdi bir çağ değişiminin yıl dönümünde cevabını aramamız gereken sorular bunlardır. Değerli misafirler, aziz dava arkadaşlarım, 20. yüzyıl insanlık için zor bir yüzyıl olmuştur. İki büyük savaşın yaşandığı Batı uygarlığının hakimiyet alanında sömürgecilikten emperyalizme uzanan insanlık değerleri açısından bedeli ağır olan bir yüzyıl olarak geride kalmıştır. 21. yüzyıla yeni beklentilerle giren insanlık yeni bir çağ başlatma ümidini çok kısa bir sürede kaybetmiş, yerini karamsarlık ve endişeye bırakmıştır. Bunun sebepleri insanlığın yeni bir yüzyıla girmiş olmakla beraber yeni bir çağı açamamış olmasında aranabilir. Muhtelif vesilelerle daha önce belirttiğim gibi yeni bir çağ açmak belli bir döneme ait toplumsal, ekonomik ve siyasi hayat tarzının, örgütlenme biçiminin ilkelerini değiştiren, yeni bir dünya görüşü haline getiren bir uygarlığın yükselişiyle mümkündür. 21. yüzyılın
daha başında hakim olan anlayışın ve yaklaşımın Batı uygarlığının sömürü, savaş ve insanlık onuruna saygı duymayan, saldırgan tutum ve dünya görüşünün devam ettiği bütün çıplaklığıyla ortaya çıkmıştır. Yaşadığımız coğrafyada en az 500 yıl süren Osmanlı barışını kuran milletin çocukları olarak bugün bu bölgede dökülen kanın, acının ve gözyaşının ızdırabını en fazla bizler hissetmekteyiz. Coğrafyamızda ABD işgaliyle başlayan süreçte bir insanlık dramı yaşanmaktadır. Evleri, köyleri, şehirleri başlarına yıkılan insanlar, işlerini, emekler, ekmeklerini ve canlarını kaybeden insanlar, ülkelerinin işgalinden duydukları acıyı ve ızdırabı ifade etmeye çalışırken onurlarına, namuslarına ve hassasiyetlerine yönelen insanlık dışı muamelelerle, işkencelerle karşılaşmaktadırlar. Dün Saddam'ın baskısını yaşayan bu insanların bugün karşılaştıkları zulmün çağımızın nasıl bir insanlık dramıyla yüz yüze olduğunun en açık ifadesidir. ABD'nin saldırısını ve işgalini alkışlayanlar, Batı'nın demokrasi getireceği propagandası yapan bazı medya mensupları ve yöneticileri şimdi utanma duygusunu kaybetmişçesine bu vahşet karşısında mazeretler bulma arayışındadırlar. Ölkemizde yaşanan bu olaylardan en fazla etkilenen unsurların başında şüphesiz Irak'ta yaşayan Türkmenler gelmektedir. Türkmenler ABD'nin destekli peşmerge eşkıyasının saldırganlığıyla karşı karşıyadır. Önce nüfus ve tapu kayıtlarını yakarak Kerkük'ün Türk şehri olduğunu gösteren delilleri yok edeceğini sanan bu katiller çetesi şimdi adım adım Kerkük'ü işgal etmeye hazırlanmaktadır. Bütün kaynakları yaksanız da kayıtları ve tapuları ortadan kaldırsanız da Kerkük'ün oyratları ve türküleri var oldukça oranın kimliğini değiştirmezsiniz. Bu katiller bilsinler ki Kerkük'ün türküleri susturamaz. Başta işgalciler ve onların işbirlikçileri, şunu biliniz ki Türkmen varlığına yaptığınız her saldırının hesabını soracak bir Türk vardır ve o toprakta Türkler sonsuza kadar söylenecektir. Irak'ta bu gelişmeler olurken Orta Doğu'nun bir başka bölgesinde, Filistin'de televizyonların canlı yayınlarında sokaktaki insanların üzerine füze saldırıları gösterilmekte, katliamlar sergilenmektedir. İsrail yönetimi her türlü milletler arası hukuk anlaşmayı yok sayarak insanlık değerlerine açık bir ihlal ve saldırıya geçmiştir. Osmanlı yönetiminde 500 yıl barış içerisinde yaşamış Arap ve Yahudi halkları İsrail'i işgalci fanatik politikaları birbirlerine düşman hale gelmiştir. Devlet terörüne dönüşen bu saldırılar terörün yaşamasından ve gelişmesinden başka bir sonuç doğurmayacaktır. Bu bakımdan hemen şartsız ve şimdi barış ilkesiyle İsrail'e karşı bütün ülkeleri yaptırım yapmaya çağırıyorum.
Bugün bunu yapmazsa yarın geç olacaktır. Yarın insanlık kaybedecektir. Değerli misafirler, 21. yüzyılın başında fethin ve bir çağ değişiminin 51. yıl dönümünde Türkiye'nin ve insanlığın bütün yönleriyle yeni bir uygarlığa ve yeni bir çağa ihtiyaç duyduğu ortadadır. Türkiye'ye egemen olan yetersiz ve yanlış yönetim anlayışının bu ülkeye vereceği bir şey yoktur. Biz yarına hazırlanmalıyız. Türkiye yeniden büyük bir başlangıç yapmak zorundadır. Bunun için yeniden büyük bir Türkiye'sine ihtiyaç vardır. Bugün insanlığın yaşadığı sorunlar, Orta Doğu'da ve coğrafyamızda yaşanılan olaylar ağır bir insan alımının ifadesidir. İnsanlığın ihtiyaç duyduğu yeni bir medeniyetin Türkiye merkezli bir gelecek projesinin sahipleri olarak Türk milliyetçileri sadece siyasette değil, kültürde, ekonomide, teknolojide kısacası bir uygarlık için ihtiyaç olan her alanda yeniliği temsil etmektedir. Bugün açılışını yaptığımız bu yeni binanın, bu başlangıca olan inancımızın sembolü olmasını diliyoruz. Aynı zamanda geleceği inşa edecek ülkücülerin takip edecekleri stratejinin belli başlı noktalarının da burada dile getirileceğine inanıyoruz. Bizim yönetimimiz bütün insanlığı kuşatan, ayrımcılığı reddeden, birliği, kardeşliği ve sevgiyi esas alan bir mücadele yöntemidir. Bugün karşımızda duran binada temsil edilen ilke, geçmişten geleceğe yönelişi, gelenekten modernizme yükselişi ifade eden bir dinamizm ürünüdür. Bu eserin hayata geçirilme sürecinin her safhasında emeği ve hizmeti geçen herkese bu vesileyle takdirlerimi ve şükranlarımı sunmayı mutlu bir görev addediyorum. Projenin mimarı Profesör Doktor Ahmet Vefik Alper, inşaatın yapımını üstlenen Aysel İnşaat Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketi'nin değerli yöneticilerine, teknik personeli ve işçilerine, iç dekorasyonunu yapan mimar Engin Yaman'a özellikle teşekkür ediyorum. Milliyetçi Hareket'in mukaddes davasının büyüklüğüne, mazisinin ve inandığı değerlerin ve ideallerin güzelliğine uygun olan yeni genel merkez binamızın Türk milletine, Türk demokrasisine, Türk milliyetçilerine ve ülkücü camianın bütün mensuplarına hayırlı, uğurlu olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Bu mutlu anı bizimle yaşayamayan, eserinin gerçekleştiğini göremeyen merhum başbuğumuz Alparslan Türkeş'i, aziz şehitlerimizi ve bugün hayatta olmayan bütün ülkü ve dava arkadaşlarımızı hasretle yad ediyor, aziz hatıralar önünde tazimle eğiliyorum. Hepinize bir kere daha şükranlarımı sunuyor ve hayırlı, uğurlu olması dileğiyle yeni gelen merkez binasını açıyor.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil. Allahümme Rabbena ya Rabbena teqabbel minna inneke entes semiul alim. Ve tub aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim. Vehdini vehdina ve vefikna ilel hak ve ila tariqin mustakim. Hayırlı olsun. Thank you.